Günaydın sayın seyirciler. 25 Haziran Salı sabahından hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Gökhan Dinç'le birlikte Live Plus ekranlarında spor sayfasında spor gazetelerinin manşetlerini, spor haberlerini, ayrıntılarını konuşmak için karşınızdayız. Günaydın Gökhan. Günaydın, herkese iyi bir gün diliyorum ben de. Spor sayfası başlıyor. Arkadaşlarımızın bugün aldığı işte gazete manşetleri. Burak'la anlaşmamız var, burada bırakacak. Lecce'nin teklifine sıcak bakan Kral için Beşiktaş Başkanı Fikret Orman net konuştu. Teklif geldi ama tatmin edici değil. Ben Burak'ın kaptan olmasını istiyorum. Sabah. İşte Burak gerçeği. Hürriyet 3 artı 1 yıl için 10 milyon euro öneren İtalyanlara hayır dedi. Burak Yılmaz'a yılda net 2,5 milyon euro vermeye hazırız diyen Lecce, Beşiktaş'a da 2,5 milyon euro teklif etti. Hem futbolcu hem siyah beyaz yönetim olumsuz yanıt vermesine rağmen Lecce'nin ısrarı sürüyor diyor Hürriyet. Medel'in aklı Premier Lig'de. Şilili futbolcu Beşiktaş'la yollarını ayırarak kariyerine İngiltere'de devam etmenin hesaplarını yapıyor. Milliyet Serdar Sarıdağ. Al Nasr'la görüşüyoruz. Cagde'nin menajeri Davia, Suudi ekibinden gelen teklifi doğruladı. 27 yaşındaki Sevilla'nın forvetin menajeri William, Senegalli forvetin menajeri William Davia, Suudi Arabistan ekibi Al Nasr, Cagde için bir teklifte bulundu ve görüşmeler başladı diye konuştu. Al Nasr, Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Cagde ile her konuda anlaştı diyor Akşam Gazetesi. Aslan'da Abubakar bombası. Sarı Kırmızı ekip bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Kamerunlu oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. Cimbom'un 27 yaşındaki golcü için kulübü Porto'ya 7 milyon euro teklif ettiği, Portekiz temsilcisinin ise 13 milyon euro istediği öğrenildi. Aslan'da değişim zamanı, 13 yabancı oyuncudan bazıları gönderilecek. Yönetim alınacak yeni oyuncular için kadroda yer açmak istiyor. Sarı Kırmızılılar'da yeni dönem öncesi yapılan zirvede önemli kararlar alındı. Mitroğlu'na forma giyebileceğin bir takıma gitmelisin denilecek ve gönderilecek. 2-3 milyon euroluk teklif gelmesi durumunda Mariano da gidecek diyor Hürriyet gazetesi. 6 ayda sona doğru Ankara Gücü genç bilebekçisi için 3 milyon euro istese de başkent ekibi bunu daha sonra 2 milyon euroya düşürdü. Fenerbahçe'nin transferi 1,5 milyon euroya bitirmeye yakın olduğu ifade edildi. Senat Ok, Milliyet. Fener'e ağır fatura. Sarı lacivertli kulübe şampiyonluğu kaybettiği Anadolu Efes maçlarında ceza yağdı. Hürriyet. Şov için geri sayım. Roma'nın sol beki Alexander Kolarov başka takımlardan gelen teklifleri Fenerbahçe'ye söz verdim diyerek reddetti. Her konuda anlaşılan forvet Kruse'nin ise 1 Temmuz'da İstanbul'a geleceği öğrenildi. Bu iki oyuncunun transferinin mutlu sona çok yakın olan Sarı lacivertliler ayrıca bir dünya yıldızı için de harekete geçti. Liverpool'la sözleşmesi sona eren Sturridge için menajerleriyle masaya oturuldu. Fanatik. Ellerinde bir Abdülkadir yok. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu Monaco ve Lille genç yıldızları için pazarlık sürecini anlattı. Sabah. Hummels'in yerine Ozan dolduracak. Bild ve Kicker, Bayern Münih'in 38 milyon euroya Dortmund'a sattığı Hummels'in yerine Ozan Kabak'a transfer edeceğini yazdı. Ozan Kabak'la temas halinde olan diğer kulüplerin Manchester United, Monaco ve Schalke 04 olduğu da belirtildi diyor Sabah gazetesinde. Bu da son haberimiz sevgili seyirciler. İlk haberle başlayalım. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman dün yayıncı kuruluş Beansports'a bir röportaj verdi. Röportajı kimin yaptığını görmedim ben. Sadece ben sosyal medyada Ömer Güvenç'in adını duydum da. Ömer Güvenç, tamam. Ömer Güvenç'le bir röportaj yaptı Beansports'ta. Çarpıcı açıklamaları var. Benim önümde çok ayrıntılarıyla var. Gazete belki hepsini almamış olabilir. Gerçi hepsinden bölüm bölüm alınmış. Ama ben yine gazeteden değil buradan okuyayım Gökhan. Abdullah Avcı ile sözleşme işleri 10 dakikada bitti. Abdullah Hoca bizden bir şey talep etmedi. Biz bütçemizi söyledik. Bizim önümüze bir menajer de koymadı. Bildiğim kadarıyla sözleşmede tazminat maddesi yok. Sezonluk 12 milyon TL'ye anlaştık diyor.
Ne isteyecekti Abdullah Avcı? Ne isteyebilirdik? 3 milyon euro, 3 milyon TL, 3,5 milyon TL kazanıyordu Başakşehir'den. Yaklaşık 4 katı kadar maaş kazanıyor. Ne isteyecek ki Abdullah Avcı? Abdullah Avcı'nın nesi var ki ne isteyecek? Bir Abdullah Avcı düzenlemesi. Abdullah Avcı ile Beşiktaş taraftarını barıştırmak için Fikret Orman'ın yaptığı bir açıklama diye düşünüyorum. Abdullah Avcı ne isteyebilir ki? Kimi alıyorsunuz yani? Capello'yu mu? Bir tane kupası yok adamın. Bunu ben başarısız olması ya da işte yanlış tercih diye söylemiyorum. Açıklamasının sebebini söylüyorum. Bu sene hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem de ligde mücadele edecek bir takım kuracağız. Yüksek maliyetli dediğimiz şey, herkes maliyeti bonservis olarak görür ama maaşla var. Daha makul oyunculara gideceğiz diyor. Yani küçüleceğiz diyor özetle. Küçüleceğizden kastım yani oyuncu kalitesinden bahsediyorum. Bonservis elindeki oyunculardan da maaş bütçesinde de düşüreceğiz diyor. Maaş bütçemizi de düşüreceğiz diyor. Yani ucuz bir takım olacağız diyor. Hani ucuz takımdan kastım yanlış anlaşılmasın. Rakamsal olarak. Tamam. Maliyeti düşük bir takım diye. Ucuz tamam. Deme de. Ucuz yani işte. Yani rakiplerine göre ucuz bir takım olacak. Peki. Sen öyle diyorsan ben maliyeti düşük bir takım diyorum. Ucuz bir takım demiyorum yani. Maliyeti düşük. Maliyeti yüksek olunca pahalı oluyor. Maliyeti düşük olunca ucuz oluyor işte. Onu söylüyorum. Şimdi Beşiktaş ucuz söylüyor. Bir takım kuruyor dersen olmaz. Yani yanlış olur yani. Bence yanlış olur. Nasıl Galatasaray ucuz bir takım demek yanlış olursa diye söylüyorum. Ucuz bir takım demedim ben. Ucuz bir takım kuruyor diyorsun işte. Tamam sen bak şimdi. Sen de Galatasaray ucuz bir takım demek nasıl yanlış olursa diyorsun. Yani ucuz takım o anlamda söylemiyorum. Yani mali anlamda daha ucuz bir takım. Yani ucuz demeyeyim tamam peki doğru ya. Ucuz deyince başka türlü yere gidiyor. Ucuz değil Beşiktaş. Maliyetsiz. Maliyeti düşük. Çok düşük. Tabii işte tek kelimede eritelim dedim ya Gökhan. O kadar iyi tanıyorum ki seni yani. O tek kelimede eritmenin ne manaya geldiğini, ne için söylediğini. O kadar iyi biliyorum ki neyse. Sen söyle abi ucuz diyorsan ucuzdur yani sana göre. Ucuz bir takım. Maliyeti ucuz. Maaş bütçesi düşük. Peki ya ucuz olunca başka türlü anlaşılacak. Başakşehir'den oyuncu kendine söylüyorsun herhalde evet, bunu evet. Değil mi? Yani hani... Başakşehir'den oyuncu alma niyetimiz yok. Var. Abdullah Avcı'nın da böyle bir talebi yok. Var. Onların arzusu isteği olmadığı sürece böyle bir şey olmaz. Olur. Samimiyetime inanın böyle bir görüşmemiz olmadı diyor. Görüşme olmadığı var da tamam görüşme olmadığını söylüyoruz zaten. Daha herhangi bir şeyle herhangi bir oyuncuyla prensip anlaşması, ön anlaşma, ön protokol, el sıkıştı falan filan hiçbir şey yok onlardan ama Başakşehir'den alma niyeti var. Oyuncu alma niyeti. Yani tabii bu transfer döneminde yöneticiler böyle bazen her zaman gerçeği söylemedikleri oluyor. Kesinlikle. Cenk Tosun dönmek istiyor mu sorusuna? Cenk bizim evladımız. Hep burada. Hiç gitmedi gibi zaten. Ben onunla da konuştum. Biraz daha oralarda kalmak istiyor. Dönmek istediği zaman döner diyor. Biraz daha oralarda kalmak istiyor. Çok güzel ya. Bir şey söylemeyecek misin abi Cenk Tosun'a ilgili? Okuyorum başlık. Tek tek okumuyorsun toplu okuduğun için. Yok hepsini tek tek okuyorum. Sana fırsat veriyorum. Cenk Tosun'un zaten Türkiye'ye gelmek istemediğini defaten kendisi de söyledi birçok kez. Ben Cenk Tosun gibi oyuncularım Türkiye'ye gitti. Yani Türkiye'den ayrıldıktan sonra çok kısa zamanda geri dönmelerini istemiyorum. Orada bir vizyon katsınlar. Orada belki kazandıkları para ya da buldukları süreler buradaki kadar yüksek olmasa da fazla olmasa da orada yaşamak, orada antrenman teknikleri öğrenmek ya da orada o liglerde oynamak, başka liglerde oynamak en azından yabancı dil açısından, oradaki insanların yaşayışlarını öğrenme açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Çok değerli bir vizyon katacaktır oyunculara. Gelecek sezon Beşiktaş'ın kalesinde Karius olacak. Şu anda başka kaleci düşünmüyoruz. Yabancı bir kaleci aldığımızda onun bench'te durma durumu yok. Öyle bir düşüncemiz yok. Utku'ya şans tanımamız gerektiğini düşünüyoruz. İkinci kaleci olarak. Yani Fabri ile ilgili herhalde. Fabri buralarda. Ben de İstinye Park'ta gördüm geçen. O çok meşhur bir tane restoran var ya. Ben orada Ozan'ı gezdiriyordum etrafında. O orada yemek yiyordu. Şimdi sen oradan yürürsün bana. Ozan'ı gezdirirken Fabri'yi gördüm. Vay be Ozan'a bak be. Lüks restoranlar etrafında Etrafında dolaşıyor çocuk abi. Etrafında yani. Hadi. Çok buralarda olduğu için çok da haber yapılıyor. Dolayısıyla ben Karius'un, Fabri'nin dönmesinin, Karius'un gitmesinin çok normal olmadığını düşünüyorum. Fikret Orman'ın
yaptığı ender doğru açıklamalardan bir tanesi. Asistanın İlhan da ben diyor ki Nişantaşı'nı da gördüm diyor Fabri'yi. Yani maşallahınız var yani. Bütün sosyetik yerlerdesiniz sürekli. Yani bizim Halkalı'da görecek halimiz yok abi bizim Fabri'yi. E ama gerçekten Halkalı'da görecek halin yok. E işte onu diyorum yani. Hani bunu ben bir ben yani, işte Halkalı Nişantaşı kıyaslaması yapmıyorum. Tamam işte yani ben oralarda geziyorum. Siz Nişantaşı, İstinye Park falan. E ona bakarsan mesela Atatürk Sanayi'nin içerisinde bir tane restoran var. Sürekli gittiğimiz, hesabı bizim ödemediğimiz, sürekli nasıl, gittiğimiz ben, bir yer var ama. Mesela. Hayır, abi bakla hayır, Atatürk Sanayi, Oto Sanayisi'nin içerisinde mesela. Bakla yiyorsun. Ama bakla yani yiyorsun. Atatürk Sanayi'nin içerisindeki hiçbir usta ya da bakla yiyorsun, kereviz gitmiyor yiyorsun. Yani oraya anladın mı? Yani öyle bir durum da var. Halkalı'nın içinde olup da bambaşka şeylerde yaşıyor olabilirsin yani. Başarılı transferlerimiz de oldu, başarısız da. Hepsini Umut'la birlikte yaptık. Biz profesyonelliğe birlikte götürmek istiyoruz. Umut da bizim arkadaşımız. Sistemi profesyonelliğe getirmek istiyoruz. Umut'u bir yerden alıp bir yere getirdiğimiz yok. Umut Güner'le ilgili. Umut Güner'le ilgili Serdal Adalı, Fikret Orman, Abdullah Avcı fotoğrafı verildikten sonra özellikle Serdal Adalı'ya yakın sosyal medya hesaplarının Umut Güner üzerinden yapmış olduğu bir çalışma vardı. Muhtemelen Fikret Orman bu haberlerden dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Umut Güner Türkiye'de Beşiktaş için çok önemli bir fırsattır. Yaptığı transferler kadar sorunlar çıktığında o sorunları yönetmesi, kriz anındaki seri davranışları da Umut Güner'i farklı bir yere koyuyor benim gözümde bir yönetici olarak. Umut Güner'in Beşiktaş için çok önemli bir isim olduğunu ben biliyorum. Bu önemini de kaybetmemesi gerektiğini düşünüyorum. Serdal Adalı da kuşkusuz önemli birisidir. Ama şu ana kadar çok uzun zamandır Serdal Adalı Beşiktaş futbol takımından uzak durumda. Umut Güner bu takımın 2 yıllık üst üste şampiyonluğundan tutun da Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısına kadar çok önemli işlere imza atmış bir yöneticidir. Kagawa'yı kadromuzda düşünüyoruz ama kendisinin İspanya hayali var. Temmuz ayında tekrar konuşacağız. İspanya'da kendi istediği bir kontrat bulursa oraya da gidebilir diyor. Bu da şu demek, Kagawa Beşiktaş'a gelmeyecek demek. Ya belki istediği kontratı bulamayabilir İspanya'da. Ya. Bulur mu? Yani ya belki o demek da, yani. Yani her takımda bulamayabilir. İstediği takımda bulamayabilir. Sonuçta Beşiktaş adamın derdi istediği takım değil yani. Adamın derdi istediği sözleşme. İspanya'da yaşamak istiyor belli ki. O ligi de yaşamak istiyor. Yani o ligi de yaşamak istiyor olabilir. Bu arada bir garip bir ses çıkıyor da o nereden çıkıyor onu anlayamadım ben ve takıldı obsesif olduğum için. Reklam arası vereyim mi? Yok verme, gitti zaten. Gitmemiş. Yani sonuç itibariyle Kagawa'nın Beşiktaş'a geleceğini düşünmüyorum. Bu arada arkadaşlar Burak... Diyor ki gitme diyor. Reklam arası benim gitme. Bu arada, ayrılıyor yani. Bu arada arkadaşların aldığı haberde Burak yok. İşte gazetede olduğu için gazetede olmayanları buraya koymuş. Ha, peki tamam. Burak'ı da gazeteden göreceğiz. Lecce'nin teklifine sıcak bakan kral için Beşiktaş Başkanı Fikret Orman net konuştu. Burak'la anlaşmamız var, burada bırakacak diyor. Şimdi Burak'la ilgili iki tane sende haber çok var. Önemli bir haber var. Tamam o haberi vereceğim de iki tane. Verecek misin? Vereceğim. İki vay tane haber çünkü ya. Bu kadar İlk yani. İlk gazetecisin biliyor musun? Fikret. Tutmuyorsun yani haberi. Hiç tutmuyorsun. Hiç boşluk yok abi. Yapıştır gelsin. Ay Allah'ım. Seni iyi yetiştirdim ya Gökhan. Yani bu tamamen şaka yapıyorum. Emeğim vardır belki biraz da. Ben espri yapıyorum. Hemen şey yapma. Vardır ama biraz katkım yok mudur hiç? Rekabetten dolayı katkım vardır yani. Rekabetten olabilir tabii. Rakip iyiyse sen de iyi oluyorsun. Senin için de geçerli tabii bu. Senden çok şey öğrendim. Kırmızı kırmızıya yakarken öğrenmişsindir bazı belki. Gel şu güzel habere gel. Güzel haberi dur bir hürriyeti bir İsmail'e. Abi hürriyeti İsmail'i mi isteyeceğiz, sabah mı isteyeceğiz, ne istiyorsun? Hürriyeti bana söyle kafandaki kurguyu ona göre davranayım yani. Ya sana ne abi, ben seninle değil onlarla konuşuyorum. Arkadaş, sayın sevgili bugün sayın. Bugün niye beyaz gömlek giymedin sen? Bugün yeşillenmek istedim, bilmiyorum. İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık. Dolar yeşili mi? Ne yeşili? Dolar yeşili. Aha, dolar yeşili. Benjamin Franklin. Hiç bilmiyorum bile yani. Öyle dolar. Hiç alakam bile yok dolarla. Yapma be. Sen Eurocusun. Avrupa Birliği. Almanya'da doğdum, Almanya'da büyüdüm.
Eskiden markçıydım, artık eurocuyum. Buyurun Gökhan Bey, özür diliyorum. TL'den şaşma Gökhan. İşte Burak gerçeği. 3 artı 1 yıl için 10 milyon euro öneren İtalyanlara hayır dedi. Burak Yılmaz'a yılda net 2,5 milyon euro vermeye hazırız diyen Lecce, Beşiktaş'a da 2,5 milyon euro teklif etti. Hem futbolcu hem siyah beyaz yönetim olumsuz yanıt vermesine rağmen Lecce'nin ısrarı sürüyor diyor İsmail Er. Aslında benzer haberler hep. Abi Lecce'nin Beşiktaş'a bir bonservis teklif ettiği yok. Ama Fikret Orman etti diyor. Bir önceki habere gelelim. Tabii, peki gel. Teklif geldi ama tatmin edici değil diyor. 2,5 milyon euro da değil. Hayır, rakamı bilmiyorum ben. Yani sonuçta Lecce bir Beşiktaş kulübüne demiş ki biz Burak'ı almak istiyoruz. Yani ne kadar bonservis verelim? Bir şey olmuş, bir teklif var yani. Lecce'nin Burak'ı alma ihtimali yok. Tamam. Lecce'nin 2,5 milyon euro gibi bir teklif yaptığı da yok. Kaldı ki zaten 2,5 milyon euro teklif yapsa da reddedileceğini kendisi de bilir. Lecce kulübü. Ama 3 artı 1 yıl yapıyor. Yani şöyle, Beşiktaş'ta sözleşmesi ne zaman bitiyor Burak Yılmaz'ın? Beşiktaş'a verdiği 2,5'tan bahsediyorum ben. Ha, kendine verdiğinden değil. Kendine verdiğinden değil. 2,5 milyon euroluk, ya benim burada söylemem lazım şu haberi ya. Söyle abi, zaten ben zaten söyleyeceğim dedin. Yani şu anda bütün Burak, milyonlar Burak Yılmaz'la ilgili senin söyle söyle diye bağırıyorlar. Beşiktaş kulübü her kulüp gibi oyuncularına ödemeler konusunda ciddi sıkıntı yaşıyor. Burak Beşiktaş'a geldiği ilk günden bu yana Beşiktaş kulübünden bir tek euro, bir tek dolar, bir kuruş TL henüz daha almamış. Bir dakika. Şimdi Burak Yılmaz'ın... araya girebilir miyim? Burak Yılmaz Beşiktaş'a geldiğinden beri bir kuruş euro, dolar, TL fark etmez. İşte Japon yeni falan. Bir kuruş para almamış mı? Almadı. 6 aydır. Nasıl anlaşmış peki? Anlaşmasının içerisinde sözleşme olarak, yazılı olarak bir ifade edilmemiş olsa da Beşiktaş yönetimi ilk birkaç ay ödeme zorluğu çekeceklerini ama sonrasında bu ilk 1-2 aydan sonra o ödemelerin kolaylaşacağını söylemiş. Burak da tamam demiş. Ama 2 ay demişken 6 aydır. Yani geldi herhalde 7. aya falan girdik gelmesinin üzerinden. Ocak'ta geldi. Ocak. 6. aydayız, 6 ay oldu. 6 ay peki. 7. aya gireceğiz ama. 7. ay. Yani şu ana kadar Burak'ın tek kuruş para almamış olduğu gerçekliğiyle yani karşı karşıyayız. 6 ay maaş alması gerekirken almamış şu anda. Eğer Burak Beşiktaş'ta olan sözleşmesini feshetmek istese, şu anda Lecce'ye gitmek istese, bu sözleşmesini feshedip kanuni hakkı olarak, çünkü 6 aydır siz bu adama para ödemediniz. Dolayısıyla isterse tek başına yani alıp sırtını, çantasını çıkıp sırtına çantasını alıp Lecce'ye gidebilir. Sözleşmesini feshedebilir. Çünkü siz zaten sözleşmenin yükümlülüklerini yerine getirmediğiniz için. İkincisi, Sayın Fikret Orman'ın yapmış olduğu bir Burak Yılmaz ve Abdullah Avcı düzenlemesi var ya, ve güzellemesi. O düzenleme ve güzelleme aslında Fikret Orman Başkan'ın ödemeler konusunda ne kadar sıkışık olduğunu ve Burak Yılmaz'ı tam kelimeyi de bulamıyorum. Ya Burak Yılmaz'a etme eyleme, yapma gözünü seveyim gibi bir düzenleme ve güzelleme yapıyor Burak'a. Ve Burak da şu anda tatilde. Muhtemelen bugün veya dün ya da bugün dönecekti. Dolayısıyla hani birkaç gün içerisinde Burak'la ilgili Lecce'nin girişiminden onu başka bir tarafa koyun. Beşiktaş kulübü Burak'a 6 aydır tek kuruş ödeme yapmamış. E tamam be, işte Burak eğer şimdi abi ben şimdi ya bu kritik soru olarak değil. Mesela Burak Fenerbahçe'ye de gidebilir. Kritik soru şu. Ya Burak Galatasaray'a da gidebilir. Yok abi, kritik soru. Şu anda sözleşmesini bitirebilecek durumda yani. Aa, onu bilmiyorum. Hukuki olarak yani alamadığı 6 aydır aramayı alamıyorsan. Ama söylemişler dedin ya, onun için söyledim. Ama sözleşmede yok. Ya yani şunu ben mesela şunu söyleyeceğim abi. Şimdi sen Burak Yılmaz'sın. 6 aydır para vermiyorum ben sana. Diyorum ki sen bizim takımımızın en önemli parçasısın diyorum. Ama dönüyorum. İşte sol beke Umut Meraş'ı alıyorum. İşte ne bileyim Azibuke'yi alıyorum. İşte sağ beke başka transfer yapıyorum. Sola başka transfer yapıyorum. Yani takımın en önemli parçasının parasını vermeden, maaşını ödeyemezken
Başka transfer yaptığın zaman Burak Yılmaz mutsuz olabilir. Yoksa Burak Yılmaz'a sen bir yıl daha Beşiktaş'ta para verme. Yani şuna ama ikna konuş. Olsun. Şuna ikna olsun. Ama konuş. Şuna ikna olsun yani. Burak'cığım, konuş yani. Bak paramız yok. Ama Burak Yılmaz'a para vermeyip öbür taraftan Umut Meraş'a 12 milyon TL verdiğin zaman Burak der ki ya vay arkadaşlar ya. Yani biz bu takımın her şeyiyiz. Ya bu çocukların parayla falan artık Burak Yılmaz'ın falan parayla falan işi yok. Yani çok önemli kazanımları oldu. Özellikle Burak Yılmaz'ın o Çin'e gitti geldi bir daha gitti. Yani oralarda çok büyük rakamlar kazandı. Ama şu duygusallıkları var. Ya benim parayı vermiyorlar ama. Baksana abi oraya da 12 milyon TL veriyorlar. Ya kardeşim oraya 12 milyon TL vereceğine benim paramı ver. Laiç'inkini ver. Ne bileyim Gökhan Gönül'ünkini ver. Diye bir yaklaşım içinde olabilir Burak Yılmaz. Ve bu duygusallık Burak Yılmaz'ı Beşiktaş'tan koparabilir. Yani koparır demiyorum ama bu Lecce meselesi yani öyle senin dediğin gibi Lecce'ye asla gitmeyecek diyorsun ya sen mutlaka bir bildiğin vardır. Ama yarın öbür gün bu işlerde bir anda başka rüzgarlar esebilir. Tekin bu bu esen rüzgar da Lecce olmaz. Başka bir yer olabilir başka ama. Başka bir yer olabilir ama Lecce Burak rüzgarı Yılmaz, olmaz. Burak yani senin söylediğin haber üzerinden gidiyorum. Eğer tek kuruş para almadıysa ve yeni transferler... Ve inan şimdi bak ben diyorum ya Burak Yılmaz 6 aydır tek kuruş para almadı. İnan sadece Burak da değil para almayan. Serdar Aziz de gitti işte kendisi geçen konuşmadık mı burada bir senet varmış. Yani Beşiktaş'taki oyuncuların para almamış olmasının ödemelerde çok ciddi sıkıntı oluyor olmasının yansıması olacak elbet yani. Sonra Fikret Orman kalkıp da divan kurullarında ya da özel röportajlarda benimle işte uğraşıyorlar falan demesin. Yani stat yaptım. Yaptın da baba nerede paralar nerede diye soruyorlar sana. Diyorlar ki bunu muhalefet yaptırttı. Ahmet Nur Çebi yaptırttı. Hayır abi. Ya onlar yaptırtmış olabilir de. Ama Beşiktaş'ta sen ödeme yapamıyorsun. Al işte basketbolcularla ilgili ödemeler, çekler karşılıksız çıkmış. Onlar da bilmem nereye başvuruyor. Ya ne yapıyorsun? Beşiktaş TV kapandı. Beşiktaş TV'yi kapatıyorsun. Bak Beşiktaş TV'nin kapatılmasıyla ilgili bir şey anlatayım mı sana? Anlat. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Orada mı çalışıyor? Oğlunun adı da Kartal. Hatta göğsünde de Kartal dövmesi var arkadaşımın. Beşiktaş kongre üyesi. Karısı da Beşiktaş'tı. Karısının da kendisinin de kombinesi var. Her ikisi de kongre üyesi. Çocuk Metin Ali Feyyaz'ı tanıyor. Çocuk Süleyman Seba'yı tanıyor. Baba Hakkı'yı tanıyor. Nasıl tanıyor biliyor musun? Sabahtan akşama kadar okuldan geldiğinde... Ya da okuldan önce tatil günlerinde sürekli Beşiktaş TV'yi izliyor. Çünkü maçların tekrarları var ya orada. Hani Beşiktaş lig maçını oynuyordu. Oynuyor ertesi gün Beşiktaş TV'de tekrarı var. Çocuk bu sayede Beşiktaşlı oldu. Bak çocuk bu sayede Beşiktaşlı oldu. Ama Metin'i, Beşiktaş TV olmasa da o çocuk Ali'yi, Süleyman Seba'yı, Şükrü Baba'yı, Hakkı Baba'yı herkesi tanıtan Beşiktaş TV. En kötü ihtimalle sadece bu yüzden açık kalmalıydı diyor. Çünkü benim oğlum diyor aynı yaşıt arkadaşları var. Gidiyorlar gitmişler onlara mesela Galatasaray TV açık. Dönmüş babasına demiş ki baba bizim televizyonumuz ne oldu demiş. Televizyon hala yayında ya. Maçları veriyor gördüm ben. Televizyonumuz ne oldu demiş. Kapanacak oğlum demiş. Anladın mı? Anladım. Abicim sen yine Beşiktaş TV'yi kapat da. Yani 6 aydır personele maaş vermemek ne demek? Abi Beşiktaş TV'yi kapat ne yani demek abi? Sonra ben Beşiktaş bunları konuştuğun zaman da taraftar kızıyor. Ya zannediyor ki başkan herkesin elinde dünyada Türkiye'deki herkesin elinde bu telefonlardan var. Bu telefonlardan da indirebiliyorlar televizyonları bilmem neleri. Zannediyorlar ki herkes bedava. Ya Diyarbakır'ın bir köyündeki Beşiktaşlı çocuk. Büyük yanılgı işte o biliyor musun? Büyük çocuk. Yani bir çocuk Diyarbakır'daki ya da Hakkari'deki ya da Muş'taki, Van'daki, Patnos'taki her yer ne fark eder yani? Bak ben sana bir... Zannediyorlar ki böyle oturup biz dijitale döneceğiz. Baba diyecek ki dijital ne? Çocuk dijital ne bilmiyor ki? Bildiği tek dünyası... Yok ki. Çocuğun evet, da yok. Babasının tek bildiği var dünyası bu kardeşim. Abi, ya bu mudur vizyon ya? Bu mudur vizyon? Paralar nerede? Vay efendim bana üstüm oyun oynanıyor. Bir de daha önemli bir söyleyeyim sana. Mesela az önce dedin ya kaldırdı telefonu. Akıllı telefondan kastediyorum. Türkiye'de çok sayıda var akıllı telefon. Yani evet. Nüfusu 80 milyon diyelim Türkiye'nin. İşte 15 milyon diyelim ki akıllı telefon var. Hmm. Bu 15 milyonun içinde aplikasyon indirip kullananların sayısı
o kadar yani orana baktığın zaman az ki. İnsanlar şu telefonu, akıllı telefonu, aplikasyonu ya, alo için kullanıp kapatan insanlar var. Bir tane aplikasyon yüklememiş insanlar var. Yani şimdi yeni jenerasyonu biz de biraz ucundan yakaladık. Ya şimdi benim babam da var mesela. Benim babam abi şimdi bankayı mesela ben bankadan hallediyorum. Abi. Benim babam oradan yapmıyor abi. 75 yaşında adam öyle görmemiş. Kafasında öyle bir durum yok. Benim babam hala gidiyor bankaya. Bir şey mi ödenecek? Bankadan ödüyor. Para mı yatıracak? Benim bankadan dediğimden çekiyor. Farklı bir şey söylüyorsun evet, sen. Evet evet. Farklı bir kuşaktan bahsediyorsun. Tamam onu söylüyorum. Ben genç kuşaktan abi, bahsediyorum. Çocuk ulaşamayan nereye genç geleceğimi çocuktan anlatmaya bahsediyorum. Senin çocuğun var ya işte Kartal. Çocuk eve gelip Beşiktaş'ta. Ya zaten hedef kitle orası ya. Normal şartlarda hedef kitle orası. Çünkü niye? Beşiktaş'ın büyüklüğünü anlatacaksın. Yeni jenerasyon Beşiktaşlı olsun. Bunu sağlamaya çalışacaksın. Bu zaten babadan oğula geçiyor. Ya da amcadan, dayıdan yeğene geçiyor ama. Geçmeye de o. Geçmeyeni de var. Benim babam da Fenerbahçeli. Tamam, buradan mesela buradan etkilemeye çalışıyorsun. İşte, ama o çocuk da bu. Dijital yok. Ona gelmeye çalışıyorum. Dijital yok. Babasında, annesinde var. Ama o çocuk da yok. O çocuk büyüyecek filan 15-16 yaşından gelecek. Bir yerden etkilenecek. Hele ki sen bir de başarısız zamanına denk gelirse yani bugün Galatasaray'ın taraftar sayısının bu kadar yüksek olmasının sebebi bak bu başarıyla doğru orantılıdır abi. 2000 yılında UEFA Kupası'nı aldı tabii ya. Tabii canım ya. O jenerasyon o zaman 5-10-15 yaşlarında olan o jenerasyon 5 tercihin, olmaz da. Hayır, 5 değil ya 10-15 tercih yapacağı yaşta Galatasaray'ı tercih ediyor. Çünkü niye? Bakıyor Allah Allah bir şeyler oluyor filan diyor. Her yer sarı kırmızı. Herkes bir de paralar nerede dedin ya. Geçen İlhan'a atmıştım ben. Bir şey var. Beşiktaş'ın transferden elde ettiği bir gelir var Gökhan. Hmm. Türkiye'nin şu anda transferden gelir elde eden son 5-10 yılda bir numaralı kulübü Beşiktaş. Yani Dembabaları sattı. İşte ne bileyim Talişka'yı düzeltiyorum. Cenk Tosun'u sattı. Çok büyük satışlar gerçekleştirdi. Ersan Adem Gülüm'ü sattı. Atınç'ı sattı. Arkasından Marcelo'yu sattı. Yani anormal satışlar gerçekleştirdi Beşiktaş. Yani o anlamda Beşiktaş taraftarı soruyor abi. Paralar nerede diyor. Ya şimdi bunları alt alta yazalım bak. Çok önemli satışlar bunlar. Cenk Tosun çok büyük rakama gitti. Dembaba büyük rakama gitti. Adem büyük rakama. Bu sene Tosic 4,5 milyon euroya gitti. Marcelo büyük rakama gitti. Ya o kadar çok fazla var ki Beşiktaş'ta. Ve Beşiktaş'ın son yıllarda kulüplerimize baktığımız zaman en büyük satışı gerçekleştiren kulüp. Paralar bonservis olarak. İşte nerede diye insanlar o yüzden soruyor. Faize gidiyor da işte başkan da bir bunu daha söyler misin? Yani. Kur yükseldi faiz. Son 5 sezonda artı 30 milyon euro sadece bonservisten cebine koymuş Beşiktaş. Son kaç yılda? 5. Çok 30 milyon euro bonservis vermiş midir? Daha fazlasını vermiş olabilir. Ama geliri önemli. Bak saydım ya az önce çok büyük rakamlar. 30 milyon euro bonservis kazanmışsa son 5 yılda bonservisle aldığı oyunculara da baksınlar arkadaşlar. Mesela Adriano'yu bonservisle aldı da 8.800 taksit falan. 600 bin euro falan öyle bir rakamı aldı. Onu da 8 taksit falan ödedi. Pepe'ye bedava aldı yani bonservissiz aldı. Ama orada da imza parası ödedi belki. Talişka'yı 2 yıl kiraladı bak hiç bonservisli oyuncu almadı yani. Negredo'yu aldı. 2,5 milyon euro Negredo'ya verdi. Lava verdi. Bagdan Lava verdi 3,5 milyon euro. Paraya bak abi. Abi tamam paraya bak da sonuçta abi bunların hepsi bak bir tane Cenk Tosun etmiyor yani Gökhan alt alta yaz. Yani şimdi Sezer'in söylediği son 5 yılda 30 milyon euro kar ona bir daha bakmak lazım. Çünkü sadece Cenk Tosun'u aşağı yukarı 25 milyon euroya yakın bir rakama sattı Beşiktaş. Dembaba'yı kaça sattı? 13 muydu? Hmm. 8 milyon euroya Marcelo'yu sattı. Yani şimdi ben şey yapmak istemiyorum ama bu sezon başında 4,5 milyon euro şeyi sattı. Tosic'i. 4,5-5'e yakın Ersan Adem Gülüm gitti. Abi onlar gittiğinde çok para yani çok eskiden bahsediyorsun sen. Abi ben euro olarak gitti, Atınç'ın gittiği 5 milyon euro. 6. 5. 6. 5. Ayağa dalışsın. Ayağa dalışsın 6. 6 mı diyorsun? Çok büyük abi rakamlar bunlar. Çok büyük evet, rakamlar. Çok büyük rakam. Yani o sebeple Beşiktaş taraftarı diyor ya Fikret Orman'a paralar nerede diye. Ya insan sormadan edemiyor. Paralar nerede gerçekten? Ya bırak paralar borçta nerede? Borçta düşmüyor çünkü. Kimse sana yani Fikret Orman kendisine kimsenin hırsız dediğini düşünmesin. Ben öyle demiyorum canım. Hiç taraftar öyle... da bu tezahüratı yaparken paralar nerede başkan paralar nerede diye sorduğunda
seni hırsızlıkla suçlamıyor. Takıma niye yatırmıyorsun sana sadece, bu parayı diyor. Sana sadece şunu söylüyor. Diyor ki kardeşim sen bu takımdan kazandığın bir para var. Bu takımdan kazandığın parayı sen neden bu takıma vermiyorsun? Hadi bu takıma transfer yapmadın bari oyuncuların ödemelerini yap ya. Ya oyuncuların ödemelerini yap da bu oyuncular motive olsunlar kardeşim ya. Bu kadar zor bir şey değil ya. Eğer bunu yapamıyorsan zaten yapma. Ben ne dedim sana Dursun Özbek zamanında? Dursun Özbek satıp borçları ödüyordu. Lan onu ben de yaparım. Onu ben de yaparım kardeşim. Apartman mı yönetiyorsun? Bak verdiğin paraları bıldır ki vurmalar seni tırmalar abi. Geldin küt diye mahkemeye verdin, icraya verdin Galatasaray'ı. Ya bir de bir şey de senden görelim başkan. Bir elini cebine at, cebinden bir şey çıkart. Ver be kardeşim. Ya bir teminat ver, bir şey ver. Hep abi, başkası mı verecek ya? Kimse cebinden hep vermesin. Umut Güner mi verecek? Hep Ahmet oğlu Mehmet mi verecek? Hep Mehmet oğlu Ahmet mi verecek? Ya başkan sen de bir şey yap ya. Belki yoktur abi parası. Yoksa o zaman git kardeşim. Çünkü çözüm de üretemiyorsun. Dünya kadar şey yaptın ya, transfer yaptın. Sattın. Kız vermeyen insanlar Fikret Başkan'ı çağırıyordu ya, beni kız vermiyorlar bana gel diye. Ne oldu? Nereden buraya geldin? Stat yaptık. Demirlerin paralarını ben kendi şirketime aldım ama bedava yapma. Kulüp başkanı, Beşiktaş kulüp başkanı bedavaya da ol. Bak bedavaya yap. Bedavaya yap. Dersin ki 1,5 milyon, TL'yi ben bastım buraya dersin. Aynen ben kendim aldım. Niye sen maliyetine işler yapıyorsun? Niye Beşiktaş kulübü başkanı, niye Beşiktaş kulübü başkanı veya yöneticisi Beşiktaş kulübüne fatura kesiyor kardeşim? Ya niye faturalaşıyorsunuz? Aktif başkansın, aktif yöneticisin. Eğer bir şey yapacaksanız, hizmet yapacaksanız bunu bedava yapın o zaman. Ya da hiç yapmayın. 3 milyon euroysa verin 3 milyon euroyu. Versinler demirleri. Öbür tarafta rakibinin başkanı geliyor 50 milyon dolar hibe ediyor. Allah Allah ya. Tamam başkan yani Beşiktaş başka bir şey. Eyvallah da. Piyasladığın zaman yani, çok acayip bir tablo var abi. Taraftarın gözü tamam içinde. Faizler sadece sende mi yükseldi faizler? Senin gibi satan kimse yok. Sen bak futbolcu sattın. 2 sene üst üste şampiyon oldun. Şampiyonlar Ligi'nde dünya kadar para kazandın. Kombinelerin kapalı gişe oynadın. Nerede kardeşim bu paralar demek de haklı Beşiktaş taraftarı ya. Ya sen 6 aydır Burak'a nasıl ödeme yapmazsın ya? 6 aydır Burak'a nasıl ödeme yapmazsın? Burak şimdi elini eteğini çekse ben gidiyorum dese gidecek. Niye bu hale getiriyorsunuz? Dünya kadar oyuncuya borcunuz var. Niye bu hale getiriyorsunuz? Sonra Kovalejma teklif varsa gitmek istiyorsa gitsin. Böyle bir dünya yok. Sen bu oyuncuyla sözleşme yapıyorsan bunun karşılığını vermek zorundasın ya. Alacakları için başvurmayan oyuncu kalmadı nerede? Herkes başvurdu. Başvurana da kapıyı gösterdiniz. Bak kibir çok tehlikeli bir şeydir. Ben bunu ilk kez söylemiyorum Fikret Orman için. Çok kibirli davranıyor Fikret Orman. Oyuncuya da kibirli davranıyor. Personele de kibirli davranıyor. Hak ettiği maaşı isteyen insanlara kibirli davranıyor. Eğer patronsanız, eğer şirket sahibiyseniz, eğer kulüp başkanıysanız alnının teri kurumadan verin bu parayı. Cuma namazlarına gidiyorsunuz. Allah kabul etsin. Oruç tutuyorsunuz. Allah kabul etsin. Ama Allah'ın bir kurallarından bir tanesidir. Emekçinin alnının teri kurumadan parasını vereceksin. Yetersiniz ya. Beşiktaş, bitmeyen oteller Beşiktaş başkanıyken bitiyor. He? Ama şimdi böyle dersen başka türlü anlaşılır. Yani o tamam, bu Beşiktaş kimliğini kullanıyor anlamında. Herkes kullanıyor abi. Beşiktaş başkanlığını da herkes kullanıyor. Galatasaray bak işte bu yüzden. Hayır, şunun için Fenerbahçe başkanlığının gücüne ihtiyacı olmayan bir tane insan söyle bana, Ali Koç. Fenerbahçe başkanlık makamının gücüne ihtiyacı olmadığı için Ali Koç'un yaptıklarına biraz bakalım ya. Biraz bakalım ya, yanlış da yapsa bakalım abi, yanlış yapsa bakalım. Çünkü bu insanlar bu mevkileri kullanan insanlar. Dursun Özbek hayalini kuramazdı. Bak rüyasında görse karısı uyandırırdı rüyasından. Ne yapıyorsun sen, deli misin diye. Mustafa Cengiz Başkan evden çıkarken, seçime giderken karısına söylememiştir ben akşam eve başkan geleceğim diye. Kendisi bile inanmıyordur seçime girdiğinde. Şimdi arkadaşlar ne olur bir şeyleri çizmeye çalışıyorum. Herkese
ateş ediyorum ama bir şeyleri de çizmeye çalışıyorum. Ortaya bir resim koymaya çalışıyorum. Benim derdim ne Fikret Orman, benim derdim ne Ali Koç, ne Dursun Özbek, ne Mustafa Cengiz, ne bir başkası. Bu makamlar kullanılmasın diyorsun sen. Benim kulübümün makamını kimse kullanmasın. Onun hakkı neyse onu veren gelsin yapsın. Kişisel menfaatleri için kullanmasın diyorsun. Zamanım var. Hazır gelmişken bir haber daha veriyorum sana. Ver bakalım. Türkiye Cumhuriyeti Spor Bakanlığı dün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'le birlikte Sayın Mehmet Kasapoğlu UEFA Başkanı ile görüştü. Ve orada muhteşem Türk futbolunu kurtaracak çok ciddi bir projeye adım atılıyor. O projede ne projesi biliyor musun? Neon zirvesi. Ne projesi bu biliyor musun? Kulüplerin. Bak sadece futbol kulüplerinin demiyorum. Bütün kulüplerin. Mali, sportif ve idari açıdan yapılandırılması yapılacak. Ve bu kanunla zorunlu hale getirilecek. Federasyonlar Kanunu ve en önemlisi hepimizin büyük sabırsızlıkla beklediği spor yasası. Eli kulağında biz bunları yapıyoruz. Biz bunların çalışmalarını yaptık. Sizlerden de güzel bir destek. Hani biz bunu yapacağız. Tamam dedi UEFA. Harika proje ve hep beraber bu işte yürüyelim dedi. Ve şu anda bundan sonra hani biz bir Bankalar Birliği'nden bir şey bekliyoruz ya. Hani acaba kurtaracak mı, acaba kurtaracak mı? Hala o da çıkmadı yalnız. Bugün hangi yürüyüşü? Muhtemelen olmayacak gibi gözüküyor bence. Bu başka bir bilgi ama. Şimdi benim anlattığım şey başka. Ben söyledim sana Bankalar Birliği ile ilgili. Benim de yani öyle bir midem bulanıyor. Çünkü bugün senin hangi... midem bulanıyor. Benim söylediğim şey, şu an söylediğim şey başka. Ya o yapılmayacaksa da... abi o yapılmayacaksa da kısa vadede bir karşılığı var. Trabzonspor ve Fenerbahçe Avrupa'ya gidemeyecek. Fenerbahçe'nin Avrupa'ya gidebilmesi için 2,5 milyon euro cezası çıkacak. 2,5 milyon euro cezayı öderse de Fenerbahçe Avrupa'ya gidecek. Bunu da söyleyeyim. Trabzon? Trabzon gidemeyecek büyük ihtimalle. Trabzon'la ilgili çok olumsuz bir tablo var UEFA'da. Şimdi bak ben nereye söylüyordum? Ne söylüyordum? Abi sen çok ne söylüyorsun? Önemli. Ama tamam da hayır yani. Abi esas bu. Buna kanalize olmamız lazım. Abi ona kimsenin kanalize olmak durumu yok. Şimdi Trabzonspor eğer UEFA'ya bence son zamanların en büyük haberini söylüyorsun. Trabzonspor UEFA'ya gidemeyecek. Fenerbahçe'ye hak doğacak. Fenerbahçe'de 2,5 milyon euro ceza ödeyip Avrupa'ya gidecek. Yani Fenerbahçe bu sene Avrupa kupalarında mücadele edecek diyorsun. Ben ne dediğimi biliyorum. Ama ben bunun gölgesinde kalmasını istemiyorum. Abi bunun gölgesinde kalır mı? Bu şu anda 25 milyon Fenerbahçe, 25 milyon Galatasaray, 20 milyon Beşiktaş. Ha bunları yani bütün takım taraftarlarını yakından ilgilendiren bir mesele. İşte 15 milyon Trabzon. Benim kaç için, Trabzon benim kaç için, Burak? Benim için... Kaç sayısı var? Alıkçuk benim için şunun önemi yok. Fenerbahçe gitmemiş, Trabzon gitmiş, bu sene böyle olmuş, gelecek seneye de bakarız değil. Ben burada Spor Bakanlığı'nın Türkiye Futbol Federasyonu'yla, UEFA'yla işbirliği yapıp oluşturacağı, çıkartacağı mali, idari ve sportif yapılanmayla ilgileniyorum. Ben de diyorum ki... Yani az önce satır arasında verdiğin şey günün manşeti. Trabzonspor UEFA'ya gidemeyecek. Fenerbahçe 2,5 milyon euro ceza verecek ve UEFA'ya gidecek. Bir daha söyle istiyorsan. Ya ben bunu söyleyemeyi bilmiyorum yani. Ha bir daha söyle. Ya bu bir çok önemli haberdi o yüzden. Ayrıntıda yakın. Allah Allah. Reklama gidiyoruz galiba. Reklama gidelim. Gökhan Dinç'i zor durumda bıraktım.